Salih Tuna, Gülen öldü ama sen de yaşıyor. Görebildiğim kadarıyla kamuoyunda en çok merak edilen şu. Gülen öldü. Örgütün başına kim geçecek? Tarikat falan olaydı belki göstermelik biriyle bulup postunu otururlar. Fethullah'a rabıt etmeye devam ederlerdi. Malumunuz örgüt bu. Tarikat değil. Kaldı ki Mahut örgütün en temel ilkesi her daim ABD'li rabıta kurmaktır. Soru şudur. Örgütün milyar dolarlık serveti ABD'dekilerin mi, Avrupa'dakilerin mi kontrolünde olacak? ABD'dekilerin arasında örgütün kasası tesmih edilen Mustafa Özcan ve son dönemde Gülen'i inhisarını almaya çalışan örgütün kara kutusu Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkoğlu var. Uzun Cevdet deyip geçmeyin. Eleman o kadar yetenekli ki. Şakirtlerin çok saygı duyduğu Osman Şimşek'i bile dakikasında yedi bitirdi. Uzun lafı kısası ABD'li kanat bir hayli güçlü. Zaten güçlü olmasaydı Ekrem Dumanlı onlarla hareket etmezdi. Lakin örgütün hali hazırdaki servetinin yanı sıra para akışı yani yardımlar da devam etmek zorunda. Bunun için de örgütün özgül ağırlığına ihtiyacı var. Bu bakımdan Avrupa'dakiler deyince akla gelen Abdullah Aymaz önem kazanıyor. Tabandaki manevi ağırlığını kullanıp ABD'dekiler üzerindeki baskı kurabilecek mi? Göreceğiz. Gerçi bu gibi yapılarda para kimdeyse maneviyat da ondadır ya. Bahsi değer, Gülen örgütünün bölünüp bölünmeyeceği veya kaç paraya bölüneceği kullanım kapasitesine bağlıdır. Takdir edersiniz ki bunu da CIA belirleyecektir. Doğal kopuşlar olur mu dersiniz? Doğrusu sorgulama özellikleri mefluç olduğu için istisnalardan öteye geçemez. Yoksa hedef odaklı hareket ederek her türlü takiyi yaptıkları veya oportunizmin dibini buldukları halde sonuç itibariyle zilletten başka hiçbir şey elde edemediklerini görüp gittikleri yolu sorgulamaları gerekirdi. Neyse, paranın kontrolü Cevdet Türkoğlu veya Mustafa Özcanlara, Enes Kanter veya Hakan Şükür gibilere de Gülen'in donu, fanilası, diş fırçası ve takkesi vesaire kalacaktır. Emre Uslu ve Önder Aytaç'lara bir şey kalacağını düşünmüyorum. Dahası Önder Aytaç dışlanırsa da şaşmam. Yargı susturuculu 17-25 Aralık FETÖ darbesinin ardından bizim yapamadığımızı Fethullah Gülen yaptı diyen sekülerleri de miras olarak Gülen'in baş düşmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a matine-i suare kin ve nefret duymak kaldı. Lafın düzüne edelim. Onca olan bitene rağmen 15 Temmuz direnişine tiyatro veya danışıklı dövüş diyorsan Gülen sende yaşıyor da haberin yok demektir. Çağımızın en büyük özgürlük savaşçılarından Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor manşeti atmakta Sözcü gazetesine Gülen örgütünden miras kalmıştır ki vaktiyle Filistin mülteci kamplarına yapılan bombalı saldırıyı Samanyolu TV İsrail Hava Kuvvetleri terör kamplarını bombalıyor şeklinde vermişti. Gülen'den kimi muhafazakarlara ne kaldı peki? Çıkarcılık, takiye, yalan dolan, güce ve güçlüğe boyun eğmek, zengini sevip fakire yüzünü ekşitmek, mezhepçilik ve iflah olmaz İran düşmanlığı. Bölgeyi tavrımar eden ABD İsrail'in hedefe koyduğu direniş ekseninden sonra sırayı Türkiye'ye getireceği aşikarken ve Gazze'de çocukları paramparça ederken soykırımcı İsrail dururken cennete giden yol İran'dan geçse o yoldan gitmem diyen Gülen gibi İran'a kafayı takmışsan kusura bakma ama içinde neyi yaşattığından haberi yok demektir kardeşim.